Efendim herkese iyi geceler. Sıra Dışı Tarih'e hoş geldiniz. Yine bu akşam tarihi, geçmişi ve yazılacak olanı konuşacağız. Profesör Doktor Mehmet Çelik bizimle, konuğumuz Fadime Özkan. Sevgili Fadime Özkan, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi seçim satım haline girdik. Kesin. Hızla da ilerliyoruz. Ama hep söylediğimiz bir şey. Bunu sürekli söylüyorum. Bu seçim diğerlerinden çok daha farklı, çok daha farklı falan dediğimiz, evet, her seçim için, her referandum için bunu söyledik ama şöyle bir cümle kurmak. Yani bu seferki gerçekten çok farklı. Öyle mi düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Hakikaten her yakın dönemdeki her seçimde zorlu bir virajı aşmak gerekiyordu. O virajı aşılamaması halinde bu sadece AK Parti'nin yüklendiği sorumluluk ve AK Parti'nin kadroları ve Sayın Erdoğan değil, aslında bütün Türkiye, hepimizin kaderi, çoluk çocuğumuzun geleceği, ama bu milletin de ötesinde bir ümmetin de sorumluluğu, mazlumların da sorumluluğu var gibiydi. O döngüyü bence Türk halkı çok yakından hissetti ve onun gereğini yaptı. Bu defa da benzer bir durum var. Çünkü bu defa artık önceki seçim dönemlerinde kullandıkları araçlar çoğu kere gayrimeşruydu. İşte hani darbe girişimi olması, 17-25 Aralık, işte kitleleri sokağa çıkartarak bir halk ayaklanması marifetiyle iktidarı değiştirmek vesaire. Araçlar farklıydı. Bu defa artık bunlar yok. Terör kazındı. Kitleler yeniden o kadar itmeye rağmen sokağa çıkmıyor. Yolsuzluk dosyası vesaire manipüle edebilecekleri bir zemin yok. Ne olacak? Artık yeni bir dizaynla ve demokratik araçlar ve demokratik zeminde yeni bir dizaynla karşı karşıyayız. O mesela açıdan da biraz daha teşhisi de zor, mücadelesi, evet, de zor. Hani demek istediğini anlıyorum. Hani biraz daha böyle sakin bir görüntü var ortada, ama mesela 15 milletvekilinin CHP'den alınıp işte İYİ Parti'ye verilmesi, işte böyle bir operasyon, demokratik bir operasyon mudur? Partiler arasında bu tür şeyler, yani bak hani şu değil mesela, bu gayri hukuki bir şey değil. Ahlaki midir üzerinden? Tabii ki gayri hukuki bir şey değil. Gayri siyasi bir şey bile değil hatta. Hani onu öyle de açımlayabilirsiniz. Sonuçta parti yönetimi bir siyasi tercihte bulundu. Burada hani milletvekillerinin iradeleri ve onların vekilliğini aldıkları asillerin iradelerinin çöpe atılmış olması, hı hı, ahlaken ve siyaseten yanlıştı. Hani ona özellikle itiraz ettik. Bir de tabii orada kurgulanmak istenen öyle bir şeydi ki Meral Akşener'i bir anlamda borçlandırmak, Abdullah Gül lehine adaylıktan çekilmeye zorlamak amacıyla, hı hı, o vekiller, 15 adet milletvekili İYİ Parti'ye kiralanmıştı. Mesela bu. Şimdi bunu sonuçta iki siyasi parti arasında bir alışveriş oluyor. Alınıp verilenin milletvekili olması insanı çok irrite ediyor elbette, ama Türkiye bunu daha önce de gördü benzeri vakalarda. Bunu şimdi nasıl tanımlayacaksınız? Siyasi, meşru bir zeminde, gayri hukuki bu durum yok. Sorun ahlaki ve millet iradesini galebe çalan bir şey bu. Şimdi bunu tanımlamak, buna itiraz etmek giderek zorlaşıyor ve bu daha böyle amorf, bir sürü başka bir araya gelişler var. Hani aslında Saadet Partisi'nin mesela içinde bulunduğu durum. Şimdi onları konuşacağız tek tek. Bunların hepsi, aha, tek başına baktığınızda çok tuhaf, ama bu tuhaf tuhaf parçaların anlamlı bir şekilde bir yerde yeniden bir araya getirildiğini görüyorsunuz. Ve yeni karşı karşıya olunan durumun bu dizayn olduğunu söylemek zorundayız. Şimdi biraz çerçeveyi daha da genişleteyim. Aslında Fadime Özkan'ın dediği gibi ortada gayri hukuki bir şey yok. O giden razı, alan razı, veren razı, getiren razı, götüren razı. Bu böyle. Şimdi bakıyorsun, hani fotoğrafı büyütelim. Dışarıda Erdoğan'ı, AK Parti'yi devirmekle meşgul bir yapı var. Kredi derecelendirme kuruluşları, Amerika'nın bizzatihi kendisi, yoğun bir saldırı var, Avrupa'da saldırı var. Mesela işte önceki gün Bosna'daydık.
Evet. Cumhurbaşkanı Bosna'da bir miting yaptı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gurbetçilerle birlikte. Niye? Almanya'ya gidemediği için. Niye? Fransa'ya gidemediği için. Yani miting için oralara gidemediği için demokrasinin beşiği, insan hakları, özgürlükler falan bunlardan dem vuran Avrupa Erdoğan'ı devirebilmek için elinden geleni yapıyor. Başka paydaşları var. CHP. Başka paydaşları var. Saadet dediğin parti. Başka. Şimdi öyle bir garabet görüntü var ki ortada. Evet, hukuken bir şey yok. Ahlaksızlığın ötesinde bir şey var. Şimdi izah edeceğim. Hocam buraya bir şey söyleyecek misiniz? Yani ben şahsen Türkiye'nin dününe baktığım zaman burada ahlaki bir problem de görmüyorum. Öyle mi? Evet. Yani şimdi Almanya'nın sadece dışarıda Hinterland'ı etkisinde olan ülkeleri de yanına alarak Tayyip Erdoğan'ı, bazı bakanları oraya sokmaması, efendime söyleyeyim, salon konuşmalarını yaptırmaması, seçim zamanında da sanki seçimin rakibi kendisiymiş gibi yayın organlarıyla da seçime şey etmesi gene normal görünüyor. Yani hiç değilse gezi olaylarını tertipleme gibi içeride daha aşağılık şeylere artık güçleri yetmiyor. Ellerini çektiler. Yani bunu bütün dünya biliyor. Türkiye'deki gezi olaylarının arkasında Alman istihbaratı vardı ve bizim vatandaşlarımızın bir kısmının orada özellikle sivil toplum örgütlerinin başkanları ve yöneticileri olanların Alman istihbaratıyla ilişkileri olduğu dünya alem biliyor. Bizim istihbaratımız da bunu teşkil etmiş durumda. Onların uzantıları burada 81 ilde efendime söyleyeyim sivil toplum örgütleri ismi altında biraz da bilinen bir damara ait aidiyet şeyleri olan insanları 80 ilde sokağa da döktüler onlar. Şimdi bunlar olmuyorsa bunun dışında bu tür şeyler aslında kendilerini küçültüyor. Bizim orada 3,5-4 milyona yakın vatandaşımız var. Yani insan haklarına, uluslararası hukuka ve ahlaka göre demokrasinin tam manasıyla milli iradenin teşekkül etmesi için bir siyasi parti lideri geliyor oradaki vatandaşlarına kendisini anlatıyor. Batı eğer değerlerinde samimi olsa bizlere karşı bunu alkışlar. Fakat bunu bile şey ettiklerine göre elleri zayıf demektir. İçeride çok daha o gayri ahlaki şeyleri yapamadıkları için bunlarla idare ediyorlar. Bu onların hanesine eksi yazılır yani. Şimdi CHP daha düne kadar işte CHP'nin A takımı gibi gördüğümüz isimleri vardı. Parti içinde bile kıyamet kopuyordu bunlara karşı ama Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde bunları savundu, arkasında durdu, işte prensleriydi. Bir numarayı verelim. Evet, işte Elif Doğan Türkmen, bu elinde telefon var, bunu tanıyoruz herhalde değil mi? Evet. Kaç, 2 milyonluk mu, 1 milyonluk mu ne telefon görüşmesini yaptı, devlet ödetti, şu anda liste dışı kaldı, bir de emekli maaşı alacak. İlhan Cihaner, o da 15 vekilin transferine çok itiraz etmişti. Eren Erdem, partideki en problemli isim. Bugün bir evet. videosu çıktı. Belki görmüşsünüzdür. Yeni bir video. Fransa'da 3 PKK'lının öldürülmesi meselesiyle ilgili Fransız gazetecilerle görüşüyor, konuşuyor. Ve bu işi MIT yaptı diyor. Onlara ispatlamaya çalışan bir görüntü. Fecaat. İşte bu zaman 2012'de. Zaman, evet. Bu zaman zaman işte Rus uçağını düşürdüğümüzde Rusları savunan, İran'la aramız bozulduğunda İran'ın safında yer alan böyle bir Türkiye'de işe yardım ediyor, kimyasal silah işlemi, sarin gazı ver falan diyen. Son olarak da aday gösterilmediğinde soluğu havalimanında alan ben buradan söyleyeyim Eren Erdem kesinlikle kaçma planı yapıyor şu anda. Evet. Ve yani bunu ben Ekrem Dumanlı için söyledim, Güneş'te manşet attım, kaçtı. Evet. Zekeriya Öz için söyledim. Yine Güneş'te manşet attım, kaçacak dedim. Kaçtı. Yani ben kaçacak dediğim için kaçmadı. Görünen köy kılavuz istemez. Yani şimdi aynı şekilde tıpkı bir Can Dündar gibi bu arkadaş kaçma planları yapıyor. Barış arkadaş,
Mesela Mustafa Balbay. Evet. Mustafa Balbay Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazarlığına da son verildi. Ve onun bir tweet'i var. İsterseniz göstereyim size. Yazarlığına son verildikten sonra. Bir gerçeği. Cumhuriyeti evet. Can Dündar tarafından aslında FETÖ tarafından el konulduğu dönem. Evet. İşte bu tweet diyor ki FETÖ'cüler yazıyor orada. Herkes yazıyor. Evet. Ama Mustafa Balbay yazamıyor diyor. Bu gerçekten manidar. Başka isimler de var. Zeynep Altıok. Bu da liste dışı kaldı. Liste dışı kalanlardan biri de Zeynep Altıok'tu. Onun da mesela Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'na ilişkin attığı tweetler var. Evet, aynen öyle. Diyor ki Özdemir bugün Sivas'la ilgili konuk olarak azmettirici Karamollaoğlu'nu almış. O yargıya çıkmalı, TV'ye değil. Özdemir Sivas'ı mı aklatıyor diyor mesela. Bir başka yine Zeynep Altıok'un tweet'i 11. Benim babam yanarak ölmedi, dumandan boğuldu ancak hayatını kaybetmedi. Onun hayatını Temel Karamollaoğlu gibiler aldı diyor. Mesela devam edelim. Burada aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi ile kurduğu ilişkiye itiraz ediyor evet. Temel Karamollaoğlu. İşte İlhan Ceyener 12, ÖDP, TKP ve, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz diyor. Öyle bir eleştiri. Devam edelim. Şimdi bu Eren Erdem'in tweetlerini, bu Eren Erdem meselesi her açıldığında ben böyle tuhaf oluyorum yani. Hiç böyle bir tiplemeyle karşılaşmadım ben. Yani meslek hayatımda. Sen karşılaştın mı hocam? Şimdi Eren Erdem'in aslında asıl fonksiyonu elbette tweetleri de bir görüşü, nerede durduğunu, koordinatlarını veren bir şeydir ama milletvekili yapılmadan önce onun çok önemli bir fonksiyonu vardı. Karşı Gazetesi. Karşı Gazetesi. Karşı Gazetesi o zaman çünkü taraf bir yandan da işlevsizleşmişti, itibarını evet, kaybetmişti. Artık kimsenin dikkate almadığı bir operasyon gazetesi olarak atıl bir alandaydı. Henüz Cumhuriyet ele geçirilmemişti. İşte. FETÖ'nün tapelerinin ve iddialarını yayınlanacağı bir yayın organına ihtiyacı vardı. Çünkü sahibi çıkıp içinde. Evet çıkıp sahibi çıkıp o tapelerin nasıl geldiğini söyledi. Saksı içinde, çikolata içinde bu tapelerin, CD'lerin Eren Erdem'e getirildiğini ve ertesi gün gazeteye manşet yapıldığını kendisi söyledi, itiraf etti. Ve o dönemde FETÖ'nün bütün iddialarını Karşı Gazetesi'nde Eren Erdem yayınladı ve Eren Erdem'in o döneme kadar ne mesela ben 94'ten bu yana gazetecilik yapıyorum. Ne ismini, ne cismini, ne bir haberini, ne bir imzasını bilmiyoruz. Kim olduğunu bilmediğimiz güya gazeteci biri. Ben hiç karşılaşmadım arazide mesela. Ya arazide karşılaşmadım. Aynı, bir de aynı yıllarda. Gazeteciler hani bir gazeteyi okurken dikkat ederler hani isimlere, imzalara. Bir sicil oluşur zihninde. Kişilerle ilgili tanımasan da uzaktan bilirsin, işinden bilirsin. Böyle biri yoktu. Şeyi hatırlar mısın? 28 Şubat'ta çok eziyet çektim, işte gözaltına alındım, işkence gördüm falan filan diyor. 28 Şubat'ta 10 yaşında hocam. Rezil ettik burada. Evet. Yani çok ilginç. Yani tam bir proje. Ve hani proje. FETÖ'nün o operasyon gazetesinde kullanıldıktan sonra CHP gibi bir partide Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'lilerin tıpış tıpış verdiği bir oyla milletvekili yapıldı. Bir dokunulmazlık zırhı giydirildi. Şimdi o dokunulmazlık zırhının kalkmasına bir ay kala ki iddianamede kabul edilmez hakkındaki iddianame FETÖ'den yargılanacağı iddianame işte soluğu havaalanında aldı. Mesela kaçma ihtiyacı duyuyor. Çünkü yargılandığında 22 tabii. yıl gibi bir hapis cezası. En az 20. Mesela Takkeli fotoğrafı vardı hatırlıyor musunuz onu? Galiba evet. Onu bir bakın Eren Erdem. Abdest alırken. Şimdi burada sıkıntı yok. İzleyicilerimiz sakın ola ki böyle bir şey düşünmesin. İsteyen takke takar, abdest alır, almaz, inanır, inanmaz. Bir Hristiyan olur, Yahudi olur, Müslüman olur, ateist olur, deist olur. Mesele o değil. Bizim karşımıza çıkan Eren Erdem sürekli farklı çıkıyor. Mesela orada dindar, işte efendime söyleyeyim, ehli tarik, tasavvuf ehli bir adam gibi görünüyor.
Sonra bir bakıyoruz mezhep farklılaşmış, Alevi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Evet, şu. Evet. Bu herhalde FETÖ'nün dershanelerinde ya da yurtlarında kalırken, değil mi? İşte öyle dendi. Hayır dedi o da. Başka bir cemaatmiş. Kur'an kursu. Ya, Kur'an kursu değil orası belli de. Bir başka cemaatmiş falan. Ya o da olabilir. Orada şimdi sıkıntı çocuk yok. Yaşında. Sıkıntı, hiçbir sıkıntı yok. Bu toplum çocuklarını Kur'an kursuna gönderir. Gönder, mahalledeki camiye gönderir. Hiçbir kesinlikle. Yere gönderemesi. Kesinlikle. Hani bu değildir ama o Karşı gazetesindeki yaptığı iş apaçık bir şekilde kriminal bir şeydir. Bir operasyon için kullanılmıştır. Bunu bilerek yapmıştır. Hani bir kullanışlılık hali değil. Burada bir irade söz konusu ve neticede de hani milletvekili olarak ödüllendirildi CHP tarafından. Bu da mesela CHP'nin son dönemde FETÖ'yle girdiği ilişkiyi anlamamıza yardımcı olan çok önemli bir isimdi bu bakımdan. Şimdi başka isimler de var. Hüsnü Bozkurt. Namı diğer Zevzek Hüsnü. Bir hanımefendinin yanında Zevzek Hüsnü dedim. İzleyicilerimiz var. İzleyicilerimizin yarısı da hanımefendi olsa gerektir. Onlar da öyle. Zevzek ama kötü bir kelime değil ki canım. Fazla konuşan anlamında. Evet. Sen bir an böyle şey yapınca. Yok, hafif tebessüm ettim. Çok konuşan. Ama gerçekten de öyle yani. Biliyorsun denize dökmeye kalkmıştı. Evet, evet. Abi bir sürü heyecanlı bir fazla heyecanlı de. Ama Kemal Bey onu denize döktü. Yani evet. Listeye koymadı. Abdullah o da, Gül'e itiraz etmişti çünkü o. Tabii. Yanlış hatırlamıyorsam. O da kum gider sel kalır dedi. Yani onun da öyle bir şeyi var. Şimdi daha neler var. Şimdi bunlar liste dışı kalanlar. Listeye girenler var. Mesela işte bugün Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki kimseyi dışlamadan bir liste yaptık. Şimdi buradan devam etmek istiyorum. Burası önemli. Diyor ki tabanı hiç solcu CHP'li yok bu listelerde diyor. Bunu bertaraf etmek için de tasfiye etti deniyor. Deniyor. Bunu bertaraf etmek için de diyor ki biz işte kimseyi dışlamadık. Hocam böyle bir şey midir bu? Şöyle bir ufak yorumla gireyim bence. Hani bir fıkra var. Nasrettin Hoca ile oğlu bir yere gidiyorlarmış. Yaz günü sıcak. Bir de bir tane eşekleri var. Hoca yaşlı tabii binmiş eşeğe. Oğlan da sürüyor arkadan. Bir grup karşılaşmış selam verip geçerken konuşuyorlarmış kendi aralarında. Ya şu insanlarda hiç vicdan merhamet kalmamış. Bu sıcakta. Koca adam eşeğe binmiş, o el kadar çocuk arkada yürüyor. Hoca bunu duymuş, oğlum duydun mu sen de duydun baba demiş. Yer değiştirmişler, ikinci bir grup karşılaşmış. Selam verip geçtikten sonra demişler ki şu yeni yetişen nesilde hiç terbiye ve ahlak kalmadı. Yaşlı başlı adam arkada yürüyor, kendisi eşeğe binmiş. Oğlum duydun mu duydum. İkisi beraber binmişler. Bir grup daha gelmiş, onlar da geçerken şu insanlarda hiç vicdan, merhamet denen bir şey kalmamış. Şu sıcakta o hayvancağızı ikisi beraber binmişler. En sonunda ikisi beraber inmiş. Son grupta geçerken onlar da demişler şu ahmaklara bak, eşek önde boş gidiyor kendileri yürüyor. Oğlum ne kaldı demiş, bir eşeği sırtlamamamız kaldı. Şimdi bu Kemal Bey sana nasıl yaranacak? O adamları aldığında da sen topa tuttun Kemal Bey. Şimdi o adamları çıkarıyor, gene topa tutuyorsun. Ne etsin bu Kemal Bey ya ben sana sorayım. Çok basit. Ne etsin? Fadime Özkan var mı cevabın? Yani kendisi ne? Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya çık seçmenin karşısında sahici sahici ya da önce gidersin hocam. Ne yapsın? Türkçesi bu. Biraz da kabahat seçmen de yani. Ama tabii, hocam espri yapıyor tabii de. Ya evet ama tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi doğallığı içinde bir siyasette bir başarı kazandığı, o koltuğu hak ettiği için orada olmadığını, çok kurgusal bir şekilde o koltuğa oturtulduğunu, onu oturtan güçlerin, iradenin
Bir isteği, bir talebi var ve onu yapmakla mükellef bir memurdan bazında bahsediyoruz. Hani onları şimdi siyaset tahlil ederken Türkiye'nin ikinci büyük siyasi partisinin genel başkanı ile ilgili bir itham değil aslında bu. 2010'dan bu yana devam eden bir süreci takip ediyoruz ve bir de 2010 öncesi var. Onun kolunun altında o mavi dosyalarla nasıl aslında bir PR'ının yapıldığını, nasıl hazırlandığını. Evet, o dosyaların hepsinin içeriğinin FETÖ tarafından hazırlandığını, FETÖ'nün medya yapılanmasının desteğiyle lanse edildiğini, o rüzgarın oradan üfürüldüğünü ve sanki CHP'yi ve Türkiye'yi kurtaracak isim oymuş gibi. Toplumda bir gerçeklik olarak bunu algıladı ve üzerinde... Ama bakın her dönem, mesela şu önemli, bu saydığınız isimlerin hepsini hocamın söylediği gibi hani CHP'ye yerleştiren kişi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Şimdi hepsini liste dışı, kapı dışı bırakıyor. Üstelik de tekrar bir kez daha. Çünkü bu isimler girdiğinde yine CHP'nin Kemalist, ulusalcı çevrelerinden büyük bir tepki gelmişti CHP'nin. Çünkü temel dinamikleriyle, genleriyle oynuyor Kemal Kılıçdaroğlu. Atatürk'ün partisinde bu isimlerin ne işi var gibi bir tepkiyle karşılanmıştı. Şimdi bir kez daha benzer bir şey oluyor. Onlar atılıyor. Biraz daha sol budanıyor. Marjinal sol. Ulusalcı sol budanıyor. Daha merkez sol, daha hatta sağa yakın müsait sol gibi yeni bir CHP oluşturuluyor. Bu dizaynlar peki bir dönemde öyle, bir dönemde böyle kendiliğinden mi oluşuyor? Yoksa hani şimdi Kılıçdaroğlu'nu takip ediyoruz değil mi? En az 8 yıldır her gün takip ediyoruz. Ne dedi? Hangi sözünü tuttu? Bir tutarlılığı var mı? Bir fikri takip var mı? Hani bunların hepsini aslında zihinsel olarak da takip ediyoruz. Olmadığını biliyoruz. Hani az çok bir ifade, kavrama kabiliyetini, düşünme kabiliyetini de az çok anlayabildik. Çok oradan çıkmayacağına dair bir düşüncemiz oluştu. Yani bunların biraz sokma bir akıl olduğunu, taşınmış nakil bir fikir olduğunu az çok anlıyoruz. Ama hani bu sadece CHP özelinde olan bir şey değil. CHP bir forma sokulurken başka diğer partiler de, bu karşı bloktaki diğer partiler de bir forma sokuluyor. O, şimdi CHP'de bir değişiklik var, Saadet'te bir değişiklik var, İyi Parti diye bir parti oldu, o bir şeye benziyor. Başka ne vardı orada? HDP giderek daha marjinalleşiyor ve Kürt tabanının dışında yeni marjinal solda yeni yüzlerle, üstelik de daha devlet düşmanı, daha kriminal sayılabilecek isimleri sürekli liste başı, hani vurucu güç gibi yerlere yerleştiriyor. Şimdi bunların hepsini gördüğünüzde bu dörtlüden yeni bir desen türetildi. Yani AK Parti'nin karşısındaki blok yeni bir muhalefet dizayn ediliyor. CHP orada kendine düşen paya göre şekilleniyor. Peki şunu görüyor muyuz acaba? Karşımızda az önce senin saydığın gibi işte CHP, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi falan. Karşımızda partilerin olmadığını, ortada bir seçim mücadelesi, demokratik bir mücadelenin olmadığını, iktidara gelmeyi düşünen parti ya da genel başkanların olmadığını da görüyoruz değil mi? Yani evet. Bu diğer seçimlerden çok farklı. Evet. Niyesini söyleyeyim, üzerine devam edelim isterseniz. Mesela siz Muharrem İnce ne vaat ediyor şu anda bize bilmiyoruz. Meral Akşener ne vaat ediyor bize bilmiyoruz. Niye bilmiyorsunuz? Biliyoruz. Birisi uçakları satacak. Biri işte diyor. Beştepe'yi yıkacak. Üniversite yapacak. Hızlı treni. Ama bir müddet önce halka açacak biraz. Sanki halka kapalıymış gibi. Öbürü hızlı treni kaldıracak. Tüm yatırımları, tüm evet. İşte bilmem ne falan. Şimdi çok tuhaf bir şey. Barış arkadaş. Bir numaralı fotoğrafta var şeyi. Barış arkadaş Kemal Kılıçdaroğlu'na Sorosçu diyordu. Savaş açmıştı. Soros'un adamı diyordu. İsmini listede belgeliyordu bu meseleyi falan. Yazıları vardı. Yazıları var. Hala duruyor. Yazıları vardı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu aldı bunu.
Yani kendisine Soros'u diyen, vatan haini diyen bir adamı aldı, partisine milletvekili yaptı. Sesini demek ki, kesmek için. Yani niye sesini kessin ki? Yani bu da kalktı sonradan, Kemal Kılıçdaroğlu şöyle güzel adam dedi, böyle güzel adam dedi. Kesmiş demek işte. Gördün başarılı mi? Bir yapıyorsun. O mu kesmiş? Yoksa bunu konuşturan irade. Onu işte bunu milletvekili yaptıran irade falan, bunlar başka şeyler mi yani? Canım Muharrem Daha bir şey söylemedi mi? Sen partinin genel başkanısın, senin aday olman gerekir falan. Kendisi aday olunca çıktı, dedi ki baştan beri ben de senin gibi düşünüyorum. Aday olmaması lazım. Ya aslında şimdi burada karşı bloğu, karşı ittifakı oluşturan, evet, bir bütüncül akıl var, bir desen oluşturuyor orada. Bu desenle biz şu anda daha amorf, çok netleşmedi, hani belirginleşmedi. Ama belirginleşmekte olduğunu anlayabiliyoruz bu parçaları takip ettiğimizde. Bu bunun bütün derdinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Gül projesinin çökmesiyle, hani Cumhurbaşkanlığı seçimini alamayacaklarını, Tayyip Bey'in ipi göğüsleyeceğini öngörüyor bu akıl. Bari meclis üstünlüğünü ele geçirelim. Meclis üstünlüğünü ele geçirelim ve onu kötürüm bırakalım. Yani bütçesini onaylayamasın, yasayı çıkartamasın. Bu yeni sistemin bütün parçaları oluşup o çarkla uyumlu bir şekilde hayata geçemesin, sistem tıkansın ve biz de halka dönüp diyelim ki söylemiştik, bu yeni sistem Türkiye için uygun değil, biz parlamenter sisteme dönmeliyiz, Tayyip Bey de işte yapamadı, ona tamam diyelim, tamam vurgusuyla. Bunun planlandığını anlayabiliyoruz ama bir sonraki dönem için ben hazırlandığı kanaatine sahibim. Ve bunu da şöyle düşünüyorum. Tabii ki çok somut veriler üzerine konuşamayız. Ama o değişen desenler üzerinden şunu görebiliyorum. Mutlaka başka görenler de var. Yeni bir sağ dizayn ediliyor şu anda. Bu karşımızda oluşan blok. Mesela dün Yusuf Arman Twitter'da çok güzel bir zincirle anlatmıştı. Ben de gördüm, evet. Onu gerçekten. Ben de hani birkaç parça yazdım. Oturup buna bunu, bakmak, evet, lazım diyor kesinlikle. Şimdi. Kesinlikle. Hani bu, çünkü hani yeni bir sağ oluşturuluyor. Tayyip Bey ve AK Parti'nin karşısına konumlanacak rakip Meral Akşener olarak oluşturuluyor. Bir çalışma var. Çünkü CHP'yi merkez sola çekiyor. Onun yerine bir Meral Akşener, daha devletçi, daha milliyetçi, şu anda yükselen ve Türkiye'nin ihtiyacı olan da bir şey için yeni bir şey şekillendiriliyor. O muhalefetin madem Gül olmuyor, Akşener'le de olabilir gibi yeni bir şey oluşturuluyor. Ve bu şöyle biraz geriden almak istiyorum. Türkiye'de Türkiye'yi dizayn etmek isteyenler, derin devleti, o cuntayı daha seküler bir kesimden oluşturmuşlardı. Artık yani bütün o, tabii, vesayet kurumları, askeri i̇şte ayağı, vesaire. Evet, yargıdaki ayağı, bütün ya da bizatihi işte suikastler düzenleyen derin devlette de dahil olmak üzere seküler bir kadroydu. Ama Türkiye'de Refah Partisi, işte Özal sonrası Refah Partisi'nin yükselişi, daha sonra AK Parti'nin yükselişiyle birlikte bu 80'lerde 70'lerin sonunda tohumunu attıkları FETÖ, işte halkın arasından çıkmış, halkın dindar çocuklarını ele geçirmiş, dindar görünümlü eğitim gibi bir kamuflajı var ve devletin bütün kritik noktalarına sızma kabiliyeti var. Bunu da sızdırmış zaten. Ve bunu en çok da işte ihtilal döneminde yapmış, 28 Şubat'ta yapmış. Bunun kritik yerlere yerleşmesini sağlamış. Seküler cuntaya karşı toplumda yükselen tepki ve onun artık ne bileyim susurlukla, 90'lardaki yapı, 28 Şubat'la iyice açığa çıkmasıyla birlikte onun kullanışlılığı tükendi. Onun geri tasfiye edilmesi gerekiyordu. Onu FETÖ'ye tasfiye ettirdi. Hı hı. Oradan boşalan yer FETÖ'ye teslim edildi. FETÖ niye anlaşılamadı uzun süre? Çünkü bu toplumun 28 temel... Şubat gibi bir garabetin üzerine çıkıp geldiği için, işte 2007'de, 2008'de AK Parti'yi kapatmaya kalktığı için... Tabii ki. Bu yani dindarlık suç gibi algılandığı için. İnsanlar gümüş yüzük takıyor diye... Önceki o seküler
junta ve o hakim çevre işte biz asiliz, bizim dediğimizin dışında bu ülkede hiçbir şey yapılamaz diyen Türkan Saylan zihniyeti hakim olduğu için ve ona tepki duyan toplum ve siyaset burada da işte dindar görünen, namaz kılan, gümüş yüzük takan, kızları başı örtülü olan bir cemaat görünümlü yapıyı kendi arasında algılayamadı çünkü olan, kendi de olan şüpheli ilan ediliyordu. Tabii, Türkiye'nin ortalaması gibi bir görüntüyle çıktılar. Evet, bu kullanıldı karşısında. Yani bu benzeşik olanın içinde yerleşti. Hı hı. Şimdi ben işte bugüne o yüzden gelmek istiyorum. Şu anda AK Parti Tayyip Erdoğan %50 oy alıyor. Alamadığı oy kesiminde bile %70'i Türkiye'nin muhafazakar, dindar, muhafazakar. İşte geçmişi birkaç kuşak en fazla yerele, taşraya, hani açalım, köy geçmişine. Meyhanedeki gider. Adam da muhafazakar. Yani ayrıca, öyle bir Türkiye. Evet. Hani gündelik hayat pratikleri farklı tabii olabilir. Ama kodları, hayat tecrübesi, hayatta bakışı, dine bakışı daha muhafazakar çevrelerden. Şimdi ve biz nasıl bir dönemdeyiz? Şimdi 100 yıllık ve 1000 yıllık bir döngünün içindeyiz. Hı hı. Bütün coğrafya bizim o tarih bilincimizi unuttuğumuz hatıraları da canlandıracak şekilde gözümüzün önünde yeniden parçalanıyor. Biz bunun farkındayız. Irak'ın nasıl işgal edildiğini gördük. Şimdi tekrar Suriye'nin nasıl işgal edildiğini gördük. İran'ın hedef olduğunu gördük. Bütün çevremizin bir ateş topuna döndüğünü, sıranın bize yaklaşmakta olduğunu gördük. Bu esnada PKK'nın ve FETÖ'nün Türkiye'ye nasıl saldırıldığını gördük. İçerideki gafilleri de gördük ve hainleri de gördük. Böyle bir dönemde daha devletçi, hani devletin güçlü olması gerektiğine inanan, bir millet olarak güçlü olmamız, siyaset olarak güçlü olmamız ve aradığımız lideri bulduğumuz, hı hı, inancıyla toplum bir yerde ve 15 Temmuz'da yaşadıktan sonra büyük bir güç ve büyük bir irade ortaya çıktı. Şimdi böyle bir dönemde bunu neyle yeneceksiniz? Darbeyle yenemediniz, kalkışmayla yenemediniz, 17-25 ile 7-8 Ekim Kobani ile olmadı. Neyle yeneceksiniz? Daha demokratik görünümlü ve bu yükselen algıyı, tepkiyi, bu yükselen toplumsal duruma benzeyen bir şeyle yer değiştirebilirsiniz. Yani bunu tasfiye nasıl edeceksiniz? Buna benzeyenle tasfiye edebilirsiniz. O yüzden yeni bir sağ görünümlü bir şeyin dizayn ediliyor olması AK Parti'yi tasfiye için şu anda düşünülen yeni ana fikir buymuş gibi geliyor bana. O yüzden de bu dört parti üzerindeki yeniden işte Yusuf Armağan'ın bence çok güzel izah etti, hı hı, o dört partinin nasıl bir bütünün işlevsel parçaları olarak dizayn edildiğini bence çok doğru anlatıyordu. Mesela 22 numara hocam, bu konunun üzerine oradan devam edelim. Refah Partileri tutuklayan DGM hakimi Tanju Güvendiren Saadet'ten aday oldu. Yahut Konya ikinci sıradaydı değil mi bu 21'deki, yok özür diliyorum. Konya ikinci Saadet Partisi Gençlik Kolları. Evet, Abdülkadir Karaduman 23'te. Diyor ki CHP ile AKP arasında bir fark yok, bir milli görüş vardır, bir de diğerleri. Devam ediyor bu arkadaş yine. Milli görüş Osmanlıca'ya karşı çıkan, hanedanı sürgün eden CHP'ye rağmen Kıbrıs'ı fethetmiştir. Ya siz evladı Osmanlı, siz ne yaptınız? Bir başka tweet'i, Mescid-i Aksa'nın ezanının CHP susturamayınca AKP'nin de sesini yükselteceği bir dini kalmıyor falan filan diyor. Şimdi AK Parti'yi de eleştiriyor falan, ayrı mevzu, ama CHP'yi yerden yere vuruyor. CHP'nin listesinden ikinci sıradaydı değil mi? Aslını mı inkar etsin yani şimdi? Ya şimdi tabii söylediğiniz şeyler çok güzel de hepsi gerçek de Kemal Bey'e haksızlık ediyorsunuz. Bakın iki liste. Şimdi Victor Hugo bir gün bir okulun yanından geçiyor. Mayıs ayı böyle bahar. Ders edebiyat dersi ve öğretmen Hugo'nun kendi şiirini tahlil ediyor. Bu da merak ediyor ne söyleyecek diye.
bahçeye giriyor, pencerenin altında çöküyor orada, dinliyor. Ve hoca beyit beyit okuyor. Büyük şair burada şunu demek istedi. O burada bunu diyor, bu burada bunu diyor. Aman bipli, bipli. Hugo durmadan böyle diyor. Sonunda kalkıyor. Ya diyor, ben bunların hiçbirisini düşünmemiştim. Fazladan ne kadar, bir şey. Ne kadar güzel şey etti. Ya şimdi Kemal Bey ne yapsın kardeşim? Öyle yapıyor, size yaranamıyor. Böyle yapıyor, size yaranamıyor. İşin doğrusu Kemal Bey ne yaptığını bilmiyor. Rüzgara göre hareket ediyor. Bir tek rüzgara göre midir? Bu kadar masum mudur? AK Parti için, Tayyip Erdoğan için siyaseten en büyük şanstır. Fakat Türkiye için büyük bir şanssızlıktır. Yani bir ana muhalefet partisinin hiçbir konuda, bakın 16 yıl oldu, 16 yıl. Yahu bir konuda, bir dosyada sen al getir. De ki bak bunu böyle yapıyorsunuz, şöyle olsa daha iyi. Bugüne kadar görülmedi böyle bir şey. 2 sene kadar önceydi. Bu tabipler günüyle ilgili İstanbul'da bir yerde konuşuyordu. Ya AK Parti'nin sağlık alanında yaptığı şeyleri toplasanız, Cumhuriyet döneminin tamamında yapıldığını 10'la çarpın, yine ulaşmıyor ona. Her alanda yatırımlar öyle de. Ya o gün sağlıkla ilgili bir şeyler konuşuyor. 2-3 ay önce bir hastanede bir doktora bir tokat atmışlardı. Bir tanesinde de bir yumruk vurmuşlardı. Bütün konuşmasında onu anlattı. Yani uzaydan gelen birisi dinlese, tabii, Türkiye'de adet buymuş, herkes doktor dövüyormuş. Tabii AK Parti'nin böyle hastaneleri getirdiği nokta bu bir diye anlatıyor. Bir tek kelime bir şey anlatmıyordu. Yani CHP'liler 46'dan sonra, yani o 50 seçimleri normal yapılmaya başladığında CHP arşivlerini, o meclis sabıtlarından ben çıkardım, onları yayınladım da. Bütün isyanlar ne CHP milletvekilleri tarafından İsmet Paşa'ya? Diyor ki ben ömrümü Gazi Paşa'ya ve İsmet Paşa'ya, yani ebedi şef ve milli şefe adadım. Ve hep onların dediklerini yaptık. Bu halkı diyor aç bıraktık o yüzden. Susuz bıraktık. Ezanını şöyle ettik, dinini böyle ettik. Şimdi gelmiş diyorlar ki kapalı oy olsun. Biz bu adamlardan nasıl oy isteyeceğiz? Bangır bangır bağırıyorlar. Şimdi o günden bugüne gelen bir CHP var. Hiçbir zaman halkta karşılığı olmadı. CHP şu anda iktidarı tenkit ediyor, gelirsek böyle yaparız. Geleceğinden değil, bunu mecburen söylüyor. Genel başkanından ilçe başkanına kadar CHP'lilerde bizim oyumuz %25 etrafında. Böyle hiçbir tarafa gitmeyecek bir taban oluşturduk. Ya ara sıra bunların karnının şişini almak için bağırıp çağıracağız. Mesela diyor ki ya daha etkin muhalefet yap. Kemal Kılıçdaroğlu biraz daha sesini yükseltiyor. İçeriğine hiç karışmıyor. Yani bu nedenle Tayyip Erdoğan yatsın kalksın, Allah'a dua etsin. Ve ben de söyleyeyim, Allah Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başından eksik etmesin. Ya ne istiyorsunuz? Ya ama tabii şöyle bir şey, haklısınız. Ciddiye alıyorsunuz yani. Şimdi siz bu benim tuhafım. hocam da şu anda şaka yapıyor. Şöyle bir şey, şimdi katılıyorum tabii ki. Yani CHP, ki Deniz Baykal CHP'si de böyleydi. Ama bir saniye. Bak şimdi orada da mesela Deniz Baykal'ı konuştuğumuz zaman Deniz Baykal'ı eleştiriyorduk. Hı hı. Şurada niye böyle davranıyor, burada niye böyle davranıyor diye eleştiriyorduk. Tabii. Ama Deniz Baykal hani bir devlet adamlığı vardı. Hı hı. Deniz Baykal'ın duruşunda bir millilik, yerlilik damarı vardı. Kesinlikle. Yani Deniz Baykal işte nasıl söyleyeyim, bir hayatımız onun işte katı layık tutumuyla bir mücadele, kavga etmekle geçti. Ama evet. Deniz Baykal'la her türlü yola çıkarım. Evet. Tamam, yani böyle bir şey. Ne olur? Kemal Bey'le olmaz. Niye biliyor musun? Elazığ Ticaret Lisesi'nde öğrenciydi o. Bizim dönemdir o. Öyle mi? Tabii. Şimdi aynı dönem yani. Tabii. Sağ sol kavgaları falan olurdu. Önce o tüyerdi.
Kavga da yok yani. Hiç olmazdı. Niye deridir? Sırıldı. Yani şeyi almaz Kemal Bey. Ya şöyle katılıyorum tabii. Hani Baykal farklı bir siyasetçiydi ve Baykal CHP'nin temsil ettiği temel genetiğe sahip birisi. Kılıçdaroğlu öyle biri değil. Nitekim işte Muharrem İnce'yi takdim ettiği o gel toplantıda Muharrem dedi ama ondan önce daha kritik bir şey söyledi. O şimdi ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı takdim ederken söylenebilecek bence en ağır ama en kasti cümle. Hani hiç eski o ağız öğretmen alışkanlığı falan değil. Gel bakalım Muharrem. Yani böyle mi takdim edilir? Hani AK Parti'nin bir tabii geleneği var. Kardeşim Abdullah tabii Gül öyle diye takdim edersin ettiğinde. Ondan önce söylediği kritik şey şuydu. Dedi ki eski öğretmen yeni siyasetçi. Evet. Böyle takdim etti. Muharrem yani o birkaç dakika bile aslında iki isim yani genel başkanlık için rekabet etmiş, iki kurultay boyunca kavga etmiş, iki rakibin arasındaki şeyi de gösteriyordu, rekabeti. O öyle takdim etti, gel bakalım dedi. Kürsüye çıkınca Muharrem İnce de şunu söyledi. Ben 15 yaşından bu yana CHP'liyim. 2002'de ilk kez milletvekili oldum. İşte bütün kongrelerde, bütün mitinglerde şöyle terledim, koridorlarda böyle yattım, kalktım. 15 yaşından beri ben CHP'liyim. 2002'de milletvekili oldum dedi. Kılıçdaroğlu kaçta olmuştu? 2010'da. 2008'de 2007 mi? Ya işte öyle bir şey yani. Dolayısıyla o ondan kıdemli. Yani o da ona cevabını ben paraşütle inmedim bu partiye. 15 yaşından beri buradayım dedi. İkisinin arasında inanılmaz aslında her söylemlerinde, her konuşmalarında ve konuşmamalarında, susmalarında da o rekabeti görebiliyorsunuz. Daha dün oldu işte. Listeler açıklandı. Muharrem İnce'nin 15-20 kişilik grubu tırpanlanmış Kılıçdaroğlu tarafından. O da sesim kısıldı dedi. Çünkü arkasındaki onun sesini çoğaltan grup yok. Gitti, yukarı çıktı, konuştu, pazarlığını yaptı, sesi açıldı, mitingini yaptı. Biraz ama ne dedi? Mitingde ne dedi? Listeleri genel merkez hazırlıyor, bakanlar kurulunu ben hazırlayacağım dedi. İşte. Yani o da bir cevap Kılıçdaroğlu. Aralarında inanılmaz bir rekabet var. Hani CHP'nin sanki Türkiye'nin yönetimine talipmiş gibi görünen, sahnede görünen bütün bu konuşmaları aslında CHP içi bir iktidarın kavgaları. O siyasete ilk şey ettiğinde DSP'ye gitti Kemal Kılıçdaroğlu. Hı hı. Ve Bülent Ecevit'in o lafı çok meşhurdur. O adamı kapıdan dahi içeri sokmayın parti. Hı. Bülent Ecevit onu tanıyordu. Doğru Yol Partisi'ne de gidiyor. He. Orada da olmuyor. Şimdi sızdırılmak mı isteniyor? Bir partiye sızdırılmak. Kesinlikle. Yani bir proje şeyi sonradan çok net gördük ya. O mavi dosyalar önünde bir şey. Yani bugün FETÖ'nün altın çocukları diye tabir edilen o Deniz Baykal'a ve MHP'lere kaset kumpası yapan o karı koca yakalandı o işte. Biri emniyet, biri yargı mensubu. Şimdi önce Kemal Kılıçdaroğlu parlatıldı dosyalarla. Ardından Deniz Baykal'a operasyon yapıldı. Ardından parlatılan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına getirildi. Ha bu ne fotoğraf? Çünkü. Tabii Gandhi. Fotoğraf bu kadar net basit. Gandhi dendi mesela o dönem Gandhi'ydi onun Gandhi adı. Normal şimdi bak mesela siz diyelim ki bir balerin arıyorsunuz. Yani 120 kiloluk bir genç kızı gidip getirmezsiniz. Baleye uygun fiziği yapısı var mı yok mu? Veya basketçi yapacaksınız. 1.30 boyunda bir adam basketçi yapamazsınız. CHP içerisinde o üst akıl bu işe en uygun Kemal Bey'i gördü. Hocam niye öyle düşünüyorsun? Yani ben, Baykal götürülmeden tespit edildi. Onu tabii, söyleyeyim size. Tabii. İşte onu söylüyorum. Ben de onu söylüyorum. Tespit mi edildi yoksa mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunulamadı. PKK'ya SGK döneminde
PKK'ya gönderdiği ilaçlar çıktı bilmem ne oldu, bir sürü şeyler yaşandı ama kimse dokunamadı. Ecevit aman bu kapıdan içeri sokmayın dedi. Sen söylüyorsun falan. Evet. İşte Barış arkadaş Sorosçu bu dedi falan. Aslında bir şey yani Kemal Kılıçdaroğlu bir şey. Getirdiler CHP'yi monte ettiler. Hatırla Deniz Baykal'la görüşte aday olmayacağım dedi. Çıkışta. İşte aday oldu. Öyle özellikleri var. Sarı zarf verdiler. Ekmelettin aday oldu. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Belli değil. Bunları Baykal'a yaptırabilir mi? Yaptıramaz öyle işte. Şey mi? Şimdi ona uygun adam aradı. Hadi biraz gidelim. Çok ciddiye aldık bazı meseleleri. 30 numarayı verelim. CHP Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu İsmail Hakkı Gül. Bu arkadaşımız. 18 yaşında, 99 doğumlu. Kendisini tebrik ediyorum. Bu kardeşimizin gözlerinden öpüyorum. Bir cesaret göstermiş. Milletvekilliğine aday olmuş. Güzel bir tecrübe. İyi bir tecrübe. Yani siyasete meraklı olan gençlerin. Babası ne yapıyor dedi? Babası belediye başkanı. Kemer belediye Kemer başkanı. Kemer belediye başkanı. Evet. Tamam yani ailece siyasetçi. Ailece siyasetçiler. Babası Kemer belediye başkanı. Asıl hikaye orada zaten. Babası Kemer belediye başkanı. Şimdi 4 numaralı videoyu isteyelim arkadaşlardan. Bu Ankara'daki beylerin çocukları 18 yaşında milletvekili olacak. Ondan sonra ömür boyu askerlikten muaf olacak. Bu Ankara'daki beylerin çocukları 18 yaşında milletvekili olacak. Ondan sonra ömür boyu askerlikten muaf olacak. Ya bu kripto Tayyipçi kardeşim bu ya. bu ne şimdi? Yapmayın ya. Ya bak 18 yaşında bir gencin siyasetle iştigal etmesi, milletvekili olma arzusu. Yani milletvekili, hani sanki bütün milletvekilleri 18 yaşında olacak falan. 18 yaş bir sınır koyulmuş. O bir ideal. O onlar, sembol yani. Sembol. Neredeyse. Onları cesaretlendirmek vesaire. Zaten 18 yaşında, 20 yaşında, 22 yaşında aday yapılan gençlerin, diye bütün partiler için geçerli, herhalde öyle birinci sıradan falan gösterildikleri yok yani. Öyle bir şey de yok. Ama bu bir katılımdır, bu bir tecrübe edinmektir, bu o duyguyu yaşamaktır falan falan. Yani iyi bir şey. CHP'nin hiçbir dosyası yok dedim ya. Hı. Oturup onun üzerinde bir saat konuşmadılar onu çıkardıklarında. O da böyle konuşuyor. Ama haklılık payı var. Şimdi ben söyleyeyim. Hı. Ankara'dakilerin çocukları diyor. Kemer'dekilerin demiyor. Ha tamam peki. Şimdi ne yapacağız şimdi? Bunu nereye koyacağız? Ama bunun gibi çok örnek de var bir tarafıyla. Ama yani, işte bu en günceli şu anda. Evet çok haklısın. Şimdi bu sistem değişikliği gündeme geldiği andan itibaren yaptıkları bütün eleştiriler, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin yaptıkları bütün açıklamalar şu anda bir kenarda duruyor. Şimdi tam tersi eleştirdikleri alanda kendileri bütün o yeni sistemin imkanlarını kullanmak üzere siyaset üretmeye çalışıyorlar. Şimdi bu da mesela başlı başına bir tezat. Evet. Yani mesela şöyle bir söylem dolaşıyor. Bir sürü başlık, köşe yazısı ya da ana fikir olarak gördük bunu. İşte Tayyip Erdoğan Akşener'i kıskanıyor. Akşener'den korkuyor, Meral Akşener'den korkuyor gibi. Dolayısıyla işte onların aday olmasını istemiyor. Onların seçime girmesini olmasaydı, istiyor. Başkanlık sistemi olmasaydı. 100 bin imza ile imkanı kim verdi acaba şimdi, Meral Akşener'e, Temel Karamollaoğlu'na? Öbürü de var. Muharrem İnce parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı adayı aday mı olacaktı? Olabilirdi? Elbette. Şimdi bunların hepsi aslında kendi içinde düştükleri tezat ya da parlamenter sisteme geri döneceğiz diyorlar. Biz sembolik bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Rozet söküyorlar yakadan. Bence haklıdır. İyi de icracı yani, bir cumhurbaşkanlığı tarif ediyorlar tarif ediyor. Meydana çıkınca kolları sıvayıp ben bu işi yapacağım, şu işi yapacağım diye anlatıyorlar. Yani tek adamla tek kale maç oynanıyor. Tayyip Erdoğan'ın karşısında cumhurbaşkanı adayı yok. 2-3 tane figüran var. Tabii. Elbette. Şaka çıkaramadıkları yani, için. Bunu hakaret için söylemiyorsunuz ama. Yani adaysızlık evet bir sorun ama ben şunu eleştiriyorum. Yarınki yazımda da biraz bu tezatları yazdım. Hatta bazıları külliyen yalan diye de ifade edebileceğiniz şeyler. Parlamenter sisteme geri döneceğiz diyorsunuz. İşte AK Parti ve MHP
birlikte bir karara varmış. Türkiye için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha uygun olduğunu, şu nedenlerle uygun olduğunu söylüyorlar. Zaten 2007'de bir karar almış bu halk referandumla. Cumhurbaşkanını ben seçeceğim demiş halk. Ve 2014'te de seçmiş ilk cumhurbaşkanını. Şimdi sistemi buna dönüştürmek için 10 yıllık süren bir süreç var zaten. Siz 2017'ye gelmişsiniz. Anayasa değişikliği için mecliste anayasa komisyonu çalışıyor. Çalışma meclis genel kuruluna geliyor. Peki CHP, parlamenter sisteme dönüşü savunan CHP ne yapıyor? Bacak ısırıyor, burun kırıyor, kavga çıkartıyor. Peki o masaya... Kardeşim öyle değil de şöyle olsun. Bu sistemin şuralarında sıkıntılar var. Türkiye için uygun olan budur. Meclistekileri anlatamıyorsanız çıkın Halk TV'ye, istediğiniz yere çıkın ve anlatın. Fadime Hanım bakın. Yani elinizde bir somut çalışma var mı parlamenter sisteme nasıl kusura geçeceğiz bakmayın, neden? Haksızlık ediyorsun. Yine mi? Bak, hocam bugün çok... Hayır kardeşim. Sen oruçtun mu hocam? Şimdi yani gelişmeyi de göreceksiniz yani. Vicdansızlık etmeye lüzum yok. Bir düne bakacaksınız, bir bugüne. Şimdi Avrupa'da gazeteler yazıyorlardı. İşte ebedi şeften sonra milli şef geldi... Demokrasi yok, tek parti var, tek parti var, tek parti var. Yani İsmet Paşa demokrasi aşığı bir insandır. Biliyorsunuz çok partili hayata o geçirmiştir Türkiye'yi. Öyle söylerler. Şimdi Batı'nın o şeyine karşı daha önce siyasi parti denendi serbest fırka falan. Ulan baktılar bu halk ciddiye alıyor o işi, kapattılar. Şimdi bağımsız grup oluşturdu. Mecliste işte muhalefet var. 21 yerde CHP'yi seçime sokmadı. 21 milletvekili çıkacak 4-5 vilayette. O adayları kendisi tespit etti. İçinde 4 tane de Ermeni vatandaşımız var. Bu bağımsız grubun başkanı da kendisi. Bak hem Cumhurbaşkanı, hem CHP Genel Başkanı, hem bağımsız grubun başkanı. Bak. Ondan sonra bunlar meclise geldiler. Meclis tüzüğünde de şu maddeler şöyle konuldu. Bağımsız grup. Mecliste hiçbir konuda fikir beyan edemeyecek. Demokrasi. Nasıl bir bağımsızlıksa. İki. Önerge veremeyecek. Oylamada oy kullanamayacak. Dekor kardeşim, yani. Yani CHP bakın oradan buraya gelmiş şimdi. Mecliste bir muhalefet dekoru. Yani. Hocam nereye gelmiş bir düşün. Yani düşün yani Allah'tan korkun. Sen de bir düşün nereye gelmiş. Ya kahne arabasından traktöre kadar gelmişiz yani, illa tamam. Mercedes oldun diyorsunuz. Hayır bisiklet. Peki bisiklet olsun. Şimdi düşünebiliyor musunuz? CHP Genel Başkanı diyor ki ben diyor tarafsız olamayacağım için. Cumhurbaşkanı adayı olmuyorum. Ben namusuma ve şerefine düşkün bir adamım diyor. Mesela. Mesela. Çelişkiler. Ben diyor o yüzden aday olmuyorum. Muharrem'i aday yapıyorsun. Bu ne demek? Muharrem şerefsiz mi? Demek. Öyle mi demek şimdi? Tenzih ederim. Muharrem İnce'ye selam olsun buradan. Ama o parti başkanı değil. Öyle bir yemin etmeyecek. Yok edecek. Hayır ama parti başkanı oldu da Cumhurbaşkanı seçildi. Yani CHP'li Muharrem canım şu rozeti de çıkar. Ama yani Millet İttifakı'nda başka genel başkanlar var. Meral Akşener var, Temel tabii. Karamollaoğlu tabii, var. Evet. Onlar için de aynı şey geçerli. Onlar da genel başkan ve Cumhurbaşkanı adayı. Kemal Bey bunların hepsine onursuz şerefsiz mi dedi? Ama yani bu oraya gidiyor o şimdi. Çıkıyor. O anlam çıkıyor. Şunu söyleyeyim, Muharrem İnce'nin üslubunu da makul buluyorum. Yani saçmalıyor. Yani işte yok Amerika'dan telefon açtılar, yok bilmem. Bu başka bir şey. Bu CHP klasiği, geleneği yani. O saçma olacak ama yine de makul. Yani makul. Kemal Bey'in yanında o kadar kalmış yani. O kadar bir laf tabii, etmesin. Tabii, boynuz kulağa geçer. Ama bir makuliyet var. Şimdi bunu söyleyeceksin. Sonra şey de diyecek ki, Muharrem İnce de diyecek ki, bir partinin genel başkanı... doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Kaçamazsın. Bir zaman öyle dedi. Evet. Sonra bunu aday yapınca o da çıkıp diyecek ki Sayın Cumhurbaşkanım siz her zaman Sayın Genel Başkanım siz her zaman derdiniz. İşte şöyle olmalı, böyle olmalı. Ben de sizin parti bu söyleyecek. Parti başkanından cumhurbaşkanı yani, aday olmamalı. Olmaz. Ben de size hep destekledim. Hep destek verdim dedi. Evet. Şimdi ben
Türk toplumu. Biz şimdi burada boşu boşuna... Ya ne istiyordunuz da? Ya hocam bir şey istemiyoruz da şunu söylüyorum. Biz niye boşu boşuna burada konuşuyoruz? Tayyip Erdoğan niye boşu boşuna meydan meydan geziyor? Yani burayı anlayamadım. Moladan sonra burayı konuşalım. Yani burası gerçekten... Yani sen diyorsun masraf olmasın, seçim de olmasın. Tayyip Erdoğan ölene kadar cumhurbaşkanı olsun. Şimdi bunu dersem kıyamet kopar. Onu demiyorum. Şunu diyorum. Yani bu millet mesela ya şu olabilir. Diyebilir ki bir vaatte bulunur. Size 50 kilometre yol yapacağım derdi 30'da kalır. Dersin ki yani ne yapsın imkanlar o kadardı bilmem ne. Sözünü tutamadı ama yine tam önemli değil. Yahu burada bir şey söylüyor. 360 derece farklı bir şey söylüyor. Aradan bir ay geçmeden. Sevdiğim, akşam söylüyor da sabah unutuyor yani. Bunu da biraz şey edecek. İnsandır, beşerdir yani. Olabilir yani. Hocam. Niye bundan bu yönünü tenkit ediyorsun? Hocam ilk 6 ay anne sütü çok değerli. Bir molaya gidelim dönüşte kaldığımız yerden devam ederiz. Kemal Bey anne sütü içmemiş mi? Yok onun için demiyorum. Genel olarak söylüyorum hocam. Peki. Evet yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tablo bu. Manzara bu. Ve seçime gidiyoruz. 24 Haziran'a gidiyoruz. Hala kararsız seçmen de var. Tabii tüm bunlara rağmen. Hadi şunu demek istemiyorum. Onu deyince yanlış anlaşılıyor. Ya daha nasıl kararsız olabilir insanlar falan demek istemiyorum. Yani diyorum ya onu dediğin zaman başka bir mana çıkıyor. Ama malzeme de bu. Hocam. Şimdi kararsızlık şeyden değil. Kararsızlık şuradan. Bir tek aday var Cumhurbaşkanlığında. Şimdi kararsız vatandaş Meral Hanım'la Muharrem Bey'e bakıyor. Bunları niye aday ettiler? Hangi diye. Aydayız hocam? Mayıs'a mı girdi? Ramazan ayındayız. Ha Ramazan ayındayız. Sen bizden ben laik adamım. Tamam. Ramazan ayı demem. Tamam. Mayıs. Sen bizden daha eskisin bilirsin. He. Ramazanlık derlerdi değil mi? Ramazan eğlenceleri falan vardı. Evet. Ben de yetiştim ona, sen de yetiştin. Yani evet, hani, tabii ki canım. Ekranlarda o işte TRT'de orta oyunları bilmem falan. Dümbüllü, pi şeker, kavuklu. İşte hadise bu. Tamam. Şimdi seçim de Ramazan ayına geldi. Samimi söylüyorum bugün sosyal medyada bu muhabbet dönüyor. Öyle mi? Vallahi bak. Fark etmedim. Takip edenler bilir. Ramazan eğlencesi olarak bakıyorlar. Seçim adaylara. Evet, evet. Yani işte muhabbet. Tabii, tabii ki. Harbiden Ramazan eğlencesi hocam ya. Evet, işte kararsızlar buradan şey diyor. Bunları niye çıkardılar? Sen de diyorsun ki Ramazan yüzünden aday ettiler. Doğrudur, ben de aynı şeyi Ramazan söyleyeyim. Eğlencesi. Evet. Türkiye'nin mesela... Yani siyasete mizah gelsin biraz evet, isteniyordu evet, sanıyorum oldu. Evet, oldu. Tayyip Bey de o yüzden bak yurt dışına gidiyor. Mitingler falan yapmıyor. Ya şimdi devlet devamlılığı şöyle bir şey yapmadı. Seçim var. Şimdi dur devlet işleri dursun demedi. Evet. Özbekistan'a gittik oradan Güney Kore'ye geçti. Oradan Londra'ya oradan Bosna'ya durmuyor devam ediyor. Yani evet. Mesela onun Bosna'ya gitmesi. Bosna'da gittiği bir kapalı salonda Olimpiyat Stadyumunda. İşte on binlerce. İnanılmaz etkileyici. Orada hocam. Ben ağladım. Benim yanımda olanlar da ağladı. Şimdi sulu göz falan demesin kimse bana. Ağlamamak mümkün değil. Ali İzzet Begoviç'in oğlu çıktı. Evet. Ve onun konuşması orada coşku vardı hocam. O acayip bir coşku vardı salonda. Ali İzzet Begoviç'in oğlu çıktı. Bütün coşkuyu perişan etti. Kötü anlamda söylemiyorum. Hı hı. Bir hikaye anlattı mesela. Merhum mekanı cennet olsun Ali İzzet Begoviç. Biliyorsun ölüm döşeğinde 2003 18 Ekim günü Erdoğan bir yurt dışı gezisindeyken, başbakanken telefon geldi. Ali İzzet Begoviç'in durumuyla ilgili. Beyefendiyi de görmek istiyor. Meşakkatli bir geri dönüş yolculuk. Bir öğleden sonra 18 Ekim günü Ali İzzet Begoviç'i hastanede ziyaret etti. Oğlu şeydi onunla ilgili. Babam Erdoğan gelmeden önce bütün enerjisini topladı sanki diyor. Yani o bir şey söyleyecekti. Bütün enerjisini topladı. Ali İzzet Begoviç bütün enerjisini topluyor işte Erdoğan geldiğinde. Tutuyor elini
Erdoğan'ın. Diyor ki Bosna da halkım da sana emanet diyor. Şimdi bu tüyleri diken diken eden bir şey. Bakir İzzet Begoviç Amerika'nın baskısına, Avrupa'nın baskısına, tüm tehditlere rağmen Erdoğan'la yan yana poz verdi ve Erdoğan için düşüncelerini cesaretle söyledi orada. Bu çok babasının oğlu. Babasının oğlu. Bu çok değerli bir şey. Hocam şimdi biz bile işte 2007 konuşuyoruz. 2007, 2008, 2009 işte bağımsızlığımızı yeni yeni böyle kazandık. İşte Amerika'ya res çekiyoruz, bilmem ne yapıyoruz vesaire falan. İşte ekonomimizi düzelttik, siyasi istikrara kavuştuk, silahımızı yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan filan. Bir gücün etrafından, yani bir güçlenmeden sonra çıkıp elimizi masaya vurabiliyoruz. Bosna'da o güç nerede? Bosna'da işte FETÖ'cüler bir taraftan, öbürleri öbür taraftan, şunlar bu taraftan, bunlar bu taraftan. Böyle bir atmosfer içerisinde çıktı ve dedi ki biz o Bosna Savaşı'nı hatırlatarak, biz öylesi bir badireden Allah'ın yardımıyla kurtulduk dedi. Evet. İşte babasının önemini anlattı orada. Siz de dedi bize, Türkiye'ye, siz de bu kadar badireden, işte gezisi, darbesi, şusu busu Allah'ın yardımıyla baş ediyorsunuz dedi. Yani bu badireleri Allah'ın yardımıyla atlatıyorsunuz. Her 100 senede bir adam çıka gelir dedi. İşte o adam Erdoğan'dır dedi. Şimdi bunu orada diyebilmek gerçekten cesaret işi hocam. Gerçekten cesaret gen işi. Gen meselesi. Osmanlı'nın 450 sene Avrupa'da, Balkanlar'da kullandığı Serdar-ı Ekrem tabir edilen siyasi komutanlar diyelim biz bunlara, hiçbirisi sancağı yere düşürmedi. Ali'ye İzzet Begoviç, Türkiye Türkçesiyle söyleyelim. Ali İzzet Begoğlu. Evet. Son serdarıdır Osmanlı'nın, o aileden gelir ve o vasiyeti, halkımı ve ülkemi sana emanet ediyorum derken o tarihi payitahtı düşünerek emaneti sana bırakıyorum anlamındadır. O yüzden Avrupa'daki bütün evladı Fatihan, ki Boşnakların apayrı bir yeri vardır. Yeri vardır. 36 tane, bunların önemli bir kısmı sadrazam, diğerleri de vezir seviyesinde bize devlet adamı şey etmişlerdir. Bunun en önemli tarafı şu, biz bir imparatorluk kaybederken Ruslar da kaybettiler aynı dönemde. İngilizler de kaybettiler. Onlar bir şeyi kaybetmediler. Tarihi hafızalarını, imparatorluk hafızalarını kaybetmediler. Biz onu kaybettik. Daha yeni toparlıyoruz. Bu sadece Türkiye için değil, bütün ümmet için. O tarihi hafızayı tekrar dirilten adam Tayyip Erdoğan'dır. Ve ilk sesi Bosna vermiştir bununla. O da o savaşın sonucunda oldu, kimliklerin farkına vardılar. Biz İslam coğrafyasının sokaklarında bu sesin yankılandığını görüyoruz. Ama Batı'nın sömürge valileri olan İslam dünyasının yöneticileri buna ket vuruyorlar durmadan. Evet, maalesef. Şimdi, aslında bizim bu gördüğümüzü, Türkiye toplumunun gördüğünü, bence bunun önünü almak isteyenler de çok net görüyor. Elbette. Bütün bu saldırıların ve Erdoğan'a diktatör, Yezid, tek adam gibi şeylerin, evet, söylenmesinin tek nedeni var, o da bu. Şimdi çok doğru. Size bir görüntü göstereceğim. Hocam Kemal Bey'le mi? Yok. Hocam Kemal Bey, Ramazanlık dedim ya hocam. Şimdi bunu az önce sen bir ifade kullandın. Dedin ki onlar imparatorluk hafızalarını unutmadı. Sadece onu mu kaybetmedi? Değerlerini, kültürlerini. İşte tamam değil onlar mi? Hepsi onun. Eyvallah. Altını. Hani Shakespeare'i okuyup anlayabiliyor değil mi mesela? Evet. İşte falan. Şimdi yeni neslimiz bazı şeyleri, mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın o istediğim fotoğraf vardı, verin onu. Mesela bu fotoğrafın ne anlama geldiğini yeni nesil bir kısmı algılayamayabiliyor. Tamam mı? Yani oturmasını da bilmiyor. Bilmiyor. Hani bilmek de zorunda değil. Değil, evet.
Bu, mesele buradaki fiziksel görüntü, işte yerde oturulması, yerde bir yer sofrasının olması meselesi falan filan değil. Hayır. Bu başka bir şey. Tamam. Evet. Şimdi bunu kaldır, konu bu değil. Konu şu. 31 numara. Cumhuriyet Gazetesi. Bakın. Kadınlardan çağrı. Müftü tasarısını geri çekin. Müftü nikahı toplumu böler. Tamam mı? Kıyamet kopardılar. Şimdi bu birinci fotoğraf bu. Altındakinde Prens Harry ve Meghan da Merkel diye mi okunuyor? Merkel evlendi diyor. Tamam mı? Meghan Merkel evlendi diyor. Nerede evlendi? Kilisede evlendi. Sağ tarafta papaz efendi nikahı kıyıyor. Ve diyor ki yeminlerini ettikten sonra İngiliz kilisesi baş psikoposu tarafından nikahları kıyıldı. Nedir mesele? Sadece nedir mesele hocam? Psikopos değil. Patrikhane veya papalık değildir İngiltere. Hı hı. Kilisenin başkanı kraldır. Şu anda kraliçedir. O episkopos memurdur orada. Ya. Bak laikliklerine hiçbir şeyi yok. İki, kraliyet ailesi nikahlarını hiçbir zaman kilise dışında kıydıramazlar. Devlet geleneğidir. Ve kraliçe de kilisenin başıdır. Şimdi o yeni neslin o zehir gibi gençleri olan kardeşlerime söylüyorum. Mesele işte nikah camide kıymak bilmem ne falan filan meselesi değil. Mesele şu, eğer mesela PKK niçin mücadelesini bölge insanını sekülerleştirmeye harcadı? Evet. Enerjisini niye oraya? Sekülerleştirirsen, buna şimdi bazıları karşı çıkabilir. Kastım o değil. Kastım başka bir şey. Sekülerleştirdiğin zaman ruh gidiyor. Tamam? İşte o vatan, millet ve falan, bu duygular gidiyor. Başka bir şey de gidiyor. Bak, Kandil'deki ikinci kongrede, PKK'nın ikinci kongresinde. O kongreyi bizim istihbarat teşkilatımız tamamını çözdü. Genelkurmay Başkanlığı 51 tane kitap yaptı, yayınladı. Aradan yıllar geçtiği için söylüyorum. Bu kitaplardan birini de bana verdiler. Orada alınan bir karar. Türklerle Kürtleri tam 1000 yıldır bir arada tutan çimento dindir. Eğer bir Kürdistan, bir Kürt ulusu ve bağımsız bir Kürt ulusu teşkil edeceksek, mutlaka bu çimentonun, bu harcın yok edilmesi lazım. 28 Şubat'ta ne yaptılar? Şimdi o nedenle İslam'la bir çatışma şeyine girdiler. Sonra baktılar bu olmadı, tabandan tepki de geliyor. Bu sefer dediler ki, bu emperyalistlerin dinidir. Kürtlerin milli dini var. Yezidilikten Zerdüştlüğe kadar kademe kademe gittiler. Baktılar o da olmuyor. Bu sefer mezhep farklılığını, Şafiiliği şey ettiler. Alternatif cumaları hatırlıyor musunuz? Tabii. HDP sonunda Kutlu Doğum Haftaları da yaptı. Yaptı. Tutmadı bir türlü. Yani bunların oradaki bütün bu manavraları Türklerle Kürtleri duygusal anlamda ve inanç anlamında ayırmak. Bu biraz başarıya ulaşmıştır, onu söyleyeyim size. Yeni yetişen nesilde bu tuttu. Yani dinden uzak şey edilir. Kürtler Anadolu halkı içerisinde, yani Lazı, Çerkezi, Boşna, Türkü, Türkmeni daha dindar idiler. Ben bunu çok gözlemledim. İstanbul'dan otobüse binip İzmir'e gittiğimde sabah namazına doğru bir yerde otobüs mola verdiğinde ya bir kişi ya iki kişi abdest alır sabah namazı kılardı. Ama Diyarbakır arabasıyla doğuya gittiğimde o 43-45 kişilik otobüsün aşağı yukarı 5'te 4'ü kılardı namazı.
Bu Türkiye'nin için en büyük şansı zaten bu İslam anlayışı olmuştur. Bir türlü o harcı şey edemediler. Bir ülke ne zaman parçalanır? Duygusal kopuş başlar. İbadethaneniz ayrılırsa, mezarlıklarınız ayrılırsa, ondan sonra o sürece girer. PKK bunun olmayacağını artık biliyor. O bitti. Yani bu Cumhuriyet'in şu tavrı ne kadar manidar değil mi? Başlı başına. Öyle yani bütün bir tarihleri aslında bu. Yani hani pek çok fazla da örnek çıkartabilirsin. Muhalefet tavrı çok. Değil o. Değil. Bu, daha başka bir şey. Bu tabii hani bir kültürel bir şizofreniyle de çok alakalı bir şey. Bu halkın diniyle sorunu olan bir zihniyetin gazetesi. Bunu bütün yayınlarında her yerde çok sıklıkla gördük, görüyoruz. Bu hakim bir görüştü işte o seküler vesayetçiler 1960, sizin hatırlattığınız gibi CHP ile devam eden, Türkiye'de siyasetin ve toplumun bütün mücadelesini verdiği, kendi iradesini, kendi değerini, kendi inancını, kendi kültürünü yaşamak, buna hakim kılabilmek için. O yüzden Cumhuriyet ya da diğerleri, yani bunun o kadar çok örneğini görüyoruz ve artık hani bunu eleştirmekten bile insan sıkılmaya başlıyor. Yani öyle evet, bir noktaya evet. geldik. Bravo. Artık çok sıkıldık yani. Yani bunu kal gelme mi diyorlar işte. Yani hani çünkü bu ne bileyim mesela en son Gezi'de ve Gezi sonrası dönemde hala prim yapan bir şeydi. Onu yeniden formüle etmişlerdi. İşte yani nasıl 90'ların başında Tayyip Erdoğan, daha doğrusu Refah Partisi belediyeleri aldığı ve Türkiye siyasetinde bir şokun, ufak çaplı bir şokun yaşandığı ve aslında alarm zillerinde çaldığı dönemde ilk ben üniversite öğrencisiydim. Çok yaygın olarak şu mesela medyada hakim bir şeydi. Sokakta da öyleydi. Ah, tiyatroları kapatacaklar. Kadınların bacaklarına kezzap atacaklar. Herkesi kapatacaklar. Bununla başladı. Bakın hala bu zihniyet aynı şeyi söyleyebiliyor. Hala Erdoğan söyleyebiliyor. Erdoğan korkusu bunun üzerine hala inşa ediliyor şu anda. İşte buna mesela bence toplum buna inanmıyor. Keşke samimi olsalar da görseler öyle olmadı. Ama bakın şöyle bir şey var. Toplum buna inanmıyor. Ama bu zihniyet bir fanusun içinde yaşıyor. Evet. Oksijen yok orada. Endişeli farklı modeller. Bir, evet farklı bir görüşle ya da gerçekle yani mesela şunu kıyaslayanı az. Ya kardeşim tiyatrolar kapanmadı. Daha güzel, modern binalar yapıldı. Oyuncu kadrosu arttı, bütçesi arttı tiyatroların. Özel tiyatrolara AK Parti Hükümeti Kültür Bakanlığı daha muhafazakar, dindar tiyatrolardan daha fazla bütçe veriyor. Yıllarca böyle oldu. Kimsenin bacağına kezzap atılmadı. Böyle ama hala ne deniyor? Yaşam biçimi endişesi. Gibi bir endişe formüle şimdi, edildi. Bununla siyaset yapılmak isteniyor. Hala mesela bu geçerliliği olan bir iddia ama artık kal geldi yani senin evet, de dediğin Fadime, gibi. Fadime geçmişte bu meseleyi konuşuyorduk. Herhalde sen de konuşuyorduk hocam. Senin söylediğinden biraz daha açık ifade ettin meseleyi. Ne yani bu ülkede AK Parti iktidarda diye içki tüketimi mi azaldı? Yok bakıyoruz artmış da. Evet. Şimdi biliyorsun değil mi hocam bunu? Artmış mı? Ya doğal olarak artar. Nüfus yani artar. Nüfus artıyor, o artıyor, bu artıyor bilmem ne vesaire. Karamollaoğlu'nlar kopya verme bak. Söyler bunları. FETÖ'cüler aldı bunu. Aldılar bunu. Tırnak içinde yandaş gazeteciden işte AK Parti döneminde şu arttı bu arttı. Yahu o ne kadar alçaklar. Şimdi sen de onu söyleyince aklıma o geldi. Dedi şimdi Fadime yarın linç edeyim. AK Parti döneminde şöyle. Yahu burada bir şeyi ayırt edelim. Erdoğan ve onun siyasi hareketi, düşüncesi, dünya görüşü şunu öğütlüyor. Diyor ki kardeşim alkol doğru bir şey değildir, sigara doğru bir şey değildir. Kanun da bunu diyor, gençleri alkol, sigara bilmem ne uyuşturucu zararlarından korur devlet falan diyor. Şimdi o bunu öğütlüyor, hepsi bu. Erdoğan meyhane gezdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Tabii, o istedi. 15 Temmuz'da meyhaneden insanlar Kadıköy'den, çıktı. Kadıköy'den tabii. Şişeyi kırıp
Köprüye ilk koşanlar, tabii ilk koşanlar onlar. Şimdi de çıkanlar aynı zamanda. Bizim hani serhoşumuz, serhoş kafa, tamam mı yani? Onu sarhoş bir hakaret unsur olarak söylemiyorum. Bizim serhoşumuzun narası Allah Allah diyerektir falan. Ya. Hani muhafazakarlıktan kastım bu. İşte o cuma akşamı adam bunu bir ibadet belleyip içmiyor. Diyor ki yok kardeşim, bizim geleneğimizde, dinimizde, kültürümüzde, cuma gecesi, kandil geceleri içilmez. İşte şu Ramazan'da içilmez. Yani biz böyle bir toplumuz. CHP. Gizli ajandası yok mu yani şimdi? He, yok tabii. Nasıl yani yok? Hocam olsa neyse oraya geleceğim. Sen söylersin gizli ajansını. Geziden sonra CHP bu şeyi, genetiği bozdu. Yani Gezi'den sonra, özellikle Gezi'den sonra CHP bu genetiği bozdu. Hiç kimse, yani ben ilgili değilim ki onun içkisiyle, onun örtüsüyle, başının açılığı. Sen ilgili misin? Böyle bir şey derdin midir? Şimdi değil ama tabii burada şöyle bir tenakuz hali var bu zihniyet açısından. Biz yakın bir tarihten bahsediyoruz. Şimdi oy verecek olan, hatta seçilmek üzere aday olan 18 yaşında, 99 doğumlu dedin değil mi? 99 doğumlu ne demek? 28 Şubat'ı bile görmemiş. Görmedi tabii, hiçbir yani şey bilmiyor. Yani o kadar hani 2001'i bilmiyor. Konforlu bir zaman diliminde iPad'de dünyaya doğdu. Gelmiş ve Türkiye'nin geçirdiği bu badireleri bilmemiş. Bilmesinler de. Hani onlar bilmesin. Bu ayıpları yaşamasınlar diye bütün bu mücadele. Ama şunu bilmek gerekiyor. Şimdi 28 Şubat dediğin olay. Daha evvelde vardır ama o artık en kristalleştiği, netleştiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani üniversite sınavını kazanmış, yarıştığı öğrencilerle, bileğinin hakkıyla bir o tıbbı kazanmış öğrenci. Kapının önüne konuldu. Sadece başını açmadığı için. Ordudan atıldı. Memuriyetten atıldı. Ya da İmam Hatip de okuyan çocukların kat sayıları düşürüldü. Yani o kadar bariz bir şekilde bu toplumun belli bir kesiminin hakları gasp edildi. Ve böyle bir dönemde bu insanlar hakikaten bunu samimiyetle sineye çektiler. Ama mücadelelerini verdiler. Hukuk ve siyaset alanında meşru bir mücadele verdiler. Bugün flaş. Çok özür diliyorum. Evet, nedir? Artık ne bağlanan herhalde. Verelim abicim. Artı TV'ye canlı bağlanan Eren Erdem, FETÖ'den belge almakla yargılanıyorum ama MİT tutanaklarını bana Bülent Tezcan verdi dedi. Ama dün de Bülent Tezcan'ı suçlamıştı. Bülent Tezcan benim üstümü sildi dedi. Şimdi şeyler dökülüyor ortalığa. Dökülüyor, güzel. Şimdi Bülent Tezcan acaba ne diyecek? Şimdi bu... Bu MİT tutanaklarından kastı ne bunun? Bu şey MİT tırları meselesi. Şimdi bu şeye kadar gidecek. Bak bunu göreceksiniz. Deniz Baykal'a kaset komplosuna kadar... İşbirlikçiler var yani. Gidecek. Evet. Şimdi şunu anlıyoruz ki... Çok güzel. Bu çok enteresan bir şey oldu hocam. Anlıyoruz ki bu adam ne oldu hocam? Toplama kampıydı orası yani, bu da nereden çıktı? Hayır hocam, bak şimdi öyle değil. Bu arkadaşı CHP'de milletvekili yapılmasının sebebi, evet, Bülent Tezcan MİT tırları belgesini kimden almış oluyor bu durumda? Bunun söylemine göre FETÖ'den. Evet. Ben gidersem Bülent, sen de gidersin. Yok, o eyvallah. Buna eyvallah. Bak şimdi buradaki hikaye şu. Ne olur dikkatli okuyun. Ben böyle görülmeyene meraklıyım. Bülent Tezcan'a FETÖ belgeleri verdi. Bunları yayınlatın dedi. Evet. Ellerinde hiçbir şey yoktu. Evet. Kullanışlı adam buydu. Bununla irtibata geçtiler, tamam, ve bunu kullandılar. Tamam. Kullandılar. Evet. Sonra da itibarlı yapmak için talebi doğrultusunda milletvekili yaptılar. Tamam. Yeter. Sonra hala FETÖ etkin olduğu için bununla ilgili soruşturmalar, iddianameler şöyle CHP'nin eline geçti, önüne geçti. Evet. Bunu gönderip kurtulmaya çalışıyorlar. Ne yapsın? Nasıl kurtulmaya çalışıyorlar?
aday yapılmadığı için böyle konuşuyor diyecekler şimdi. Hı hı. Ha? Tamam. Gerçekleri böyle ortaya. Bülent teyzem, FETÖ'cüler, bu. Şimdi bir şey ortalığa saçıldı. Sen bak, ülke şimdi... sever bir insan mısın? Sence? Benim şüphem var biraz. O kadar ülke seversen ben sana diyorum Kemal Bey'e git baş danışman ol. Bak yazık ne hale geldiler bunlar. Şimdi bu ama şuna benziyor. Can Dündar yazdığı kitapta ve bir sürede para kazandı üstünden. O kitapta Enis Berberoğlu'nu ilan etmedi mi? Evet. Evet. Yani aynı. Aynı hikayenin aynı hikaye. Bir benzeri burada modellenmiş. Enis Berberoğlu içeride ama CHP onu bir kez daha aday gösteriyor. Eren Erdem'i gözden çıkarttılar. Eren Erdem de eteğindekileri döküyor. Ama tabii değil. Bülent Tezcan'la ilgili bir iddia daha vardı. Kimdi onu? Gene milletvekili listesinde gösterilmeyen birisinin kimdi? Hatırlarsın belki. Dedi ki Bülent Tezcan'dır bunun sebebi. Çünkü Bülent Tezcan seçimlerden sonra CHP'ye genel başkan olmak istiyor. Yok şey yazamam. Olabilir. Ama şu anda bu korkunç bir şey. Hı hı. Yani şu şimdi, genel başkan hocam, yardımcısı. Korkuncu bir şey yok. Sözcüsü. İnsanlar şunu biliyorlar. FETÖ'nün eli CHP'nin içerisinde. Bunu biliyor. Yok bu doğru da. Ha bunlar şimdi isim netleşiyor. İsim netleşiyor. Anladın? İsim evet isim detaylar netleşiyor. Ortaya çıkıyor. Şimdi, belgeler ortaya çıkıyor. Bu bunun altından nasıl kalkacaklar bilmiyorum. Evet. Şimdi ama susuyorlar. Mesela dün de buna benzer bir sürü... Eren Erdem'in yerinde olsam itirafçı olur. Ülkeye son şeyde bir hizmet etsin. 22 yıl. Eder mi? Mesela Enis Berberoğlu itirafçı olacaktı. CHP ettirmediler. Ettirmediler çünkü bir şey vaat ettiler ona. Bir şey vaat ettiler ve ikna ettiler. Ve işte tutuyorlar hala. Yani hala sürekli tutuyorlar. Yani bir gereğini yerine getiriyorlar. Seçim kararı aldıktan birkaç gün sonra 15 milletvekili göndermeden bir gün önce... Enis Berberoğlu'nu ziyaret ettiler. Evet. Hocam. Burada aslında bırakalım. Çok geniş bir kadro değil bu. CHP içinde daha dar bir kadro. Bir çekirdek kadro var. Bir de onun destekçisi sayılabilecek, daha figüran sayılabilecek bir kadro şöyle, var. Ama ipuçları tutuldu bence çok, de. Çok basit bir formül. Bu o kadar basit bir formül ki CHP'yi bir arada tutan şu anda... Tayyip Erdoğan düşmanlığı var ya, mesela ne kadar anlamsız iş yapsa Kemal Kılıçdaroğlu dönüyor diyor ki, ya işte Tayyip Erdoğan'ı devirmek için bunu yapıyoruz diyor, mesele bitiyor. Temel Karamollo ile kol kola giriyoruz. Niye? Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz. O bilo var ya, oğlum o mu aklına geldi senin de? Oğlum bilo diyor, sor bakayım niye yaptı? Bir sor niye yaptı? Bak, çünkü Tayyip Erdoğan var. Bunu samimi söylüyorum. Hayat hep böyle gergin olursa çekilmez. Ya olur. Hocam seyirci diyor ki hocama ne içirdin diyor. Siyasi, yok yayım olmuş bugün. Siyasi, hocam böyle değil biliyorsun değil mi? Siyasi hayat da bu kadar gergin olmamalı. Kemal Bey'in Allah eksikliğini vermez. Amin bir şey demedik. Rek Allah atıyor. CHP'nin başından eksik etmesin. Bir kez daha söyleyelim. Eren Erdem bombayı patlattı. FETÖ'den belge almakla yargılanıyorum ama MİT tutanaklarını bana Bülent Tezcan verdi dedi. Tabii burada bir tehdit var. Devamı ne bilmiyoruz. Şimdi burada bir şey daha var. Bülent Tezcan genel başkan yardımcısı. Hı hı. Enis Berberoğlu da o CD'yi Can Dündar'a verdiğinde genel başkan yardımcısıydı. Yani aslında giderek halka daralıyor. Evet. Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki genel başkan yardımcısının Türkiye aleyhine ve yabancı bir istihbarat örgütü tarafından Türk istihbaratına yapılan operasyonlarda kullanıldığını bir görüntüsü ortaya çıkıyor. Yani FETÖ'nün CHP ile ilişki kurması böyle tabandan bir iki figüranı değil. Ele geçirerek değil, yukarıdan. Evet, yukarıda. Evet, ben çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Niye sahura kadar otursaydı? Sahura kadar içeride oturacağız hocam. Yeni gelişmeler var, bunları izleyeceğiz hocam. Evet. Gece devam edecek. Efendim, herkese iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.